Senin yanında bir hayatın üzüntü içinde, felaket içinde geçtiğini sana göstermek istedim. Senin saadetin benim için ne müthiş bir felaket oldu. Bunu asla takdir edemeyeceksin. Sizin kütüphanenizde böyle aşk romanları var mıydı Üsteğmen? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Gerçek olduğundan emin olmak istedim. Dediğin gibi Cevdet. Zaman düz ilerlemiyormuş. Deveran ediyormuş. Şu halimize bak. Devir değişti. Cevdet, Tevfik'in hayatı için endişeleniyor. Hatta hayatta kalması için uğraşıyor. İşin tuhafı nedir biliyor musun? Cevdet kendi hayatı için de endişeleniyor. Öyle değil mi? Sen bu vatan uğruna canını feda etmiştin. Kim bilir kaç defa göz göre göre ölüme attın kendini. Hatta Azize öldü diye duyduğunda kim bilir kaç defa ölmek için dua et. Ama artık şimdi Cevdet hayatta kalmak istiyor. Biz bir yoldayız Cevdet. Ve bu yolun sonu Azize. Bacım. Biraz dinleyelim mi Cevdet? İyi görünüyorsun, yürü. Cevdet. Yürü. Bekle beni. Gerçekten çok sızladı. Gel. Beni çağırtmışsınız baba. Evet, çağırttım. Geç bakalım, otur söyle. Tavernada vaziyetleri nasıl? Kala. Daha da iyi olacak. Yakında tüm Simirni benim tavernama gelecek, göreceksin. İşte Alexi, ben de sana bundan söz edecektim. Bundan böyle tavernana kimin girip çıktığına daha çok dikkat edeceksin. Malum, bir tarafta Bolsevikler, diğer tarafta Türkler. Mesela gözünü dört açmış olsaydın, bu Mehmet denen katilden tez vakitte haberin olabilirdi. Eğer o pisliğin yaptıkları için beni suçluyorsan, yakalandıktan sonra ne yapacağını nereden bilebilirdin baba? Elbette Alexi, elbette seni suçlamıyorum. Sen üzerine düşeni fazlasıyla yaptın. Benim istediğim bu başarını tekrar etmen yönünde. Bana ais birliği teklif ediyorsun baba. Bir bakayım ha, öyle evet. Sana ajanlık yapacağım. Ajan dersek biraz mübalağa etmiş oluruz Alexi. Tamam, Mehmet'i yakaladın. Ama o tavernada bundan böyle benim için çok daha büyük balık yakalayacağına eminim Alexi. Yeter ki o gözlerle bakmayı bil. Naksi. Ama neler neler takılacak göreceksin baba. Güzel. Şimdi çıkabilirsin Alexi.
Cevdet. Cevdet. Canım çok yanıyor, ne olur. Yürü. Daha fazla dayanamayacağım, ne olurdur. Gel şöyle. Sahiden inanmış mıydın? Neye inanmış mıydın? Hani ben yanık efeyim demiştim. Sen de inandım demiştin ya. Hiçbir insan bu kadar uzun süre yalan söyleyemez demiştin ya. Seni kullanabilmek için inanmış gibi görünmek mecburiyetindeydim. Yoksa senin bu yanık efe hikayesinin yalan olduğu başından beri belliydi. Sadece sen kendi yalanına kendini fazlaca inandırmıştın Tevfik. Yeter. Ehsun yeter. Başım döndü sabahtan beri. Ne yapayım Emine? Ne gelen var ne giden? Acaba çıkıp biz mi arasak Ayşe bacıyı? Benim bu böğrüme taş oturdu. İçim hiç rahat değil. Nerede bulacağız? Kime soracağız? İzmir'e gidelim. İzmir'e gidelim. Ha sen çünkü İzmir cücük kadar yer sanıyorsun. Gidip kapı kapı Ayşe bacıyı mı soracağız İzmir? Sorarız. Ay, deli deli konuşma Ehsun. Azıcık daha sabret. Hem bak Efeler çiftliği bize emanet etti. Şimdi bırakıp gitmek olmaz. Bari Efeler o yanığı bulsalar. Belki o çiyan biliyordur bacımın yerini. Demirci Efe ve Mestan Efe bulmuş olmasınlar yanığı. Allah bilir. Biz yine de arayacağız. Hava kararına dek çiftliğe dönmek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.